Hadi Sinan lan. Bence açmayacak. Ahmet, uyansana oğlum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu telefonunu sessize almış. Çünkü çalsa duyardık. Ahmet, kalksana lan. Kapıyı mı kırsak Sadi? Şşt lan uzun. Lan. Oğlum ne yapıyorsun lan? Durduk yere masraf çıkartacağım başımıza. Ya yarım saattir kapıyı çalıyoruz Salih. Adamın belki başına bir şey geldi. Yarım saat değil abi, 23 dakika. Ya arkadaş açmaz o. Ben geçen gün evde patates yapıyordum. Ocak alev aldı. Bütün ev alev aldı. Ben geldim kapıyı yumrukladım. Yangın var, yangın var diye bağırdım. Açmadı. İçeri girdim. Surattan su attım. Yine uyanmadı. Ya bunun bir kendi saati var. O saat geldiği zaman uyanıyor. Yoksa top atsan uyanmaz bu. O saat tam olarak kaç abi? İşte o duruma göre değişiyor. Sen içeri giremediysen yüzüne nasıl su attın lan? Anahtar var mı sende? Ya ben de anahtar. Yani ona erince de o anahtar demek izahı kadar geçiyor. Ona arayınca bir de değil mi? Ya laf ağzında geveleme Salih. Allah aşkına ya. Adamın başına belki bir şey geldi. Versene şu anahtarını. Girsek de içeri. Ya anahtarla açarsam geri istiyor ya. Ben kaç tane anahtar yedirdim sen biliyor musun ona? Ayrıca senin şekerin düşmüş. Al keke sen. Adamın anahtarı değil mi oğlum? Çay da var mı Salih abi? Ya o zaman şöyle yapalım. Siz gelin ben de oturun. Ahmet'in uyanmasını öyle bekleyelim. Çünkü bu saatte Ahmet kiksen uyanmaz ya. Sadi, ara şunu bir daha. Arıyor abi. Otomatik aramada. Tekrar tekrar arıyor. Ya Salih abi bizde de poğaça var da. Sen içeriden bir tabak kap da şurada iki dakika yiyelim. Ya içeri girmeyecekseniz o zaman ben şuraya iki tane sandalye koyayım. Öyle şey yapalım. Tamam ama ben davet ettim bak size. Lan Ahmet. Lan Ahmet. Çay mı kahve mi abi? Acaba başına bir şey mi geldi lan? Sen bize iki çay getir abi. Hayır arkadaş, adam telefonunu açmıyor ki. Bir şey olsa haberi gelir abi. Hani kötü bir şey olsa duyardık yani. Mecburen bekleyeceğiz. Ben sabah magazin programını açtım. İyice baktım. Magazin programında bir şeyden bahsetmiyorlar. Olsa söylerlerdi çünkü meşhur bir insan sonuçta. Ya Salih Allah aşkına ya. Ağzından yer alsın. Allah düşmanın başına vermesin abicim. En azından o vaziyette. Abi direkt polisi falan mı arasak? Poğaçalar vardı bizim Salih abi. Ne oldu ya? Ha geliyor. Ne mesela abi? Şimdi mesela beni güzel bir mankenle bassalar, benim için hiç sorun yok ha. Şimdi senin parmak bastığın noktayı anladım da Salih abi. Bir de şöyle düşün. Hani ünlü bir mankenle basılmasan da basılmadan rahat rahat geçsen. Daha iyi değil mi? Rahat rahat dolaşsak olur da be Sadi. Rahat bırakmazlar ki. Sonuçta manken kamuya ait bir şey. Sonuçta sanatçı bir kişilik. Salih, sana ne oluyor Salih? Mankeni koluna taktın, gazetecileri peşine taktın. Sadi sen de bir dağılma Allah aşkına ya. Adamcağız kayıp. Ben de seni hiç sevmiyorum. Bak yüzüne karşı da söylüyorum. Sadi, acaba manitayla falan mı lan bu? Senin haberin var mı? Başkasında kalmış olmasın? Olur mu olur abi. Ahmet Kural bu. Manitacılık sektörünün baş aktörlerinden. Ahmet başkasının evinde uyuyamaz. Ne biçim komşu lan bu? Adamın incini cincini biliyor. Sen onu bırak da Ahmet'in mevzu ünlü takipçilerinin işi olabilir. Meslek uydurma Sadi. Uydurmuyorum ya. Amerika'da var işte. Stalker deniyor bunlara. Takip ediyor, kafaya takıyor falan. Öldürüyorlar. Tecavüz edeni var. Sadiciğim aç şom ağzını azıcık daha. Aç ki ağzına büyük olan dilin yere düşsün toparlayamayalım. Stalker ne lan? Sen çarşambalı insansın Sadi. Olay Amerika'da geçiyor zaten. Televizyonda getirdim. Magazinden takip ederiz. Haydi afiyet olsun. Yalnız seni test etmek için Bağçalar'dan tattım. En ucuzundan, en dandiğinden almışsın. Bir tane kek veririm, iki tane bahçe alırım.